Tamam, bu diyorsunuz ki yani bu üç parti evet koalisyon kurmayabilir ama evet. Mecliste bu üç parti seçmen karşısında ortak olarak söylediği şeyleri gerçekleştirebilirler. Bu koalisyon demek değil. Değildir ama ciddi bir bloktur. Ciddi bir bloktur. Yani meclis için bir bloktur. Karar alma bloktur. Yani mesela 17 Aralık oylaması geldi. Evet. HDP, MHP, CHP 3'ü artı AKP'den bazı milletvekilleri ve böylece büyük bir çoğunluk evet. Bu 17 Aralık'la ilgili hangi partiyle koalisyon kurmuş olursa evet, olsun. İster AK Parti MHP olsun, ister AK Parti CHP olsun böyledir diyorsun. Ve aynen böyledir ve bu şekilde belki MHP ve HDP biraz olsun bu süreçte birbirlerine de biraz yaklaşacaklardır. Evet. Ve eğer MHP bu yaklaşmayı becerebilirse de Türk demokrasisi bir yüzyıl ileri gidecektir. Bu kadar yani, önemlidir diyorsun. Bu kadar önemlidir bu süreç. Tabii MHP'nin oradaki işte çözüm süreci mi yoksa bu yolsuzluklar meselesi mi Erdoğan karşıtı üzerindeki konumlanması mı daha öncelik seçmenin beklentisi noktasında aslına bakarsanız taban olarak biraz daha yani HDP ve MHP doğal bir yükselişle bu seçimde sonuç aldılar evet ama nihayetinde AK Parti'ye karşı olan bir olumsuz refleksin yine AK Parti seçmeninin MHP'ye dönüşünü gördük. Bu da Erdoğan karşıtlığı üzerine o konumlanması ile bir alternatif bir şey oluşturdu. Bir dakika, çok basit bir şey soracağım. MHP'lilerde Erdoğan kaygısı yani Erdoğan'ın gittiği yer kaygısı mı daha baskın? HDP'lilerin yol açabilecekleri onlar Erdoğan açısından kaygısı. Yol açabilecekleri çözülme soru. Hangisi? Çözülme yani olarak tanımladıkları mı daha baskın? Değil. Erdoğan karşıtı. O zaman birleşebilmeleri lazım. Bugünün tabanında bizim Kürt araştırması gösteriyor ama ki ama Erdoğan karşıtlığında Kürtlerin haklarının da savunulabileceğini söyleyen küçük de olsa gruplar var. Yani MHP tabanı tamamen Kürt sorunu. Erdoğan karşıtlığının altında şu da vardı yalnız unutmayalım. Başkanlık için federasyon gibi tabii. Şeylere sıcak bakacak görüşü de vardır. Hı hı. Yani sadece Erdoğan'ın mı? Hayır MHP'nin Erdoğan karşıtlığı yani dörde bölelim MHP'nin Erdoğan karşıtlığını. Onların o parçaların bir tanesi Öcalan'la anlaşıp kendisi başkan olmak istiyor. Türkiye'yi federatif bir yapıya götürecek yani diyor ki de var. AK Parti